Merhaba, İngilizce konuşma dersleri serimize devam ediyoruz ve serinin ikinci videosunu çekiyoruz. Bu videonun konusu shopping, yani alışveriş olacak ve biz burada alışverişle ilgili en çok kurulabilecek tarzda cümlelere örnekler vereceğiz, cümle yapılarına örnek vereceğiz ve kelimelere yer vereceğiz. Önce soru-cevap şeklinde önceden hazırladığım diyaloğu birlikte bir okuyacağız, tarayacağız. Ne, niçin ve nasıl ifade edilmiş buna bakacağız. Ondan sonra videonun ikinci kısmında da ben cümlelerin sesletimini yapacağım, bekleyeceğim duraklayarak. Siz de benim arkamdan cümleleri tekrar edeceksiniz. Şunu söylemekte fayda var. Konuşma derslerinden eğer azami derecede fayda görmek istiyorsanız kendiniz bu videoyu daha sonra da tekrar tekrar açıp konuşun, tekrar edin, cümleleri tekrar tekrar söyleyin. Eğer bu tekrar işini yaparsanız gerçek anlamda konuşma becerisini edinmenin yolu budur. Yani bir cümleyi ya da bir kavramı sık sık tekrar etmek, o kavramla ilgili cümleleri sık sık ağzınızdan çıkarmaktır. Bunu yaptığınız zaman beyninizde dille ilgili bölümde kalıcı bağlantılar gerçekleşir. Şimdi bugünkü konumuzun shopping olduğunu söyledik. Alışveriş olduğunu söyledik. Önce cümle yapılarımıza bakalım. Do you like shopping? Alışverişi sever misin? Cevap geliyor. Cevap tabii yes I do deyip bırakırsa bizim İngilizce konuşmamız ne yapmaz? Süslenmez, gelişmez, ilerlemez. Değişik formatlarda yapmaya çalışıyoruz. Zenginleştirmeye çalışıyoruz konuşma işini. Yes, evet. I'm a shopaholic. Ben bir alışveriş koliyim. Peki, what do you usually shop for? Şuradaki for önemli. Genellikle ne için alışveriş yaparsın? Yani biz Türkçe'de bunu şöyle söyleriz. Genellikle ne satın alırsın? What do you usually shop for? I usually shop for clothes. Clothes. Ben genellikle ne yaparım? Giysi alışverişi yaparım. Kıyafet alışverişi yaparım. I am a big fashion fan. Bunu da söylemekte fayda görüyorum. Önce cümlenin anlamını söyleyeyim. I am a big fashion fan. Ben büyük bir moda hayranıyım. Konularımızı niçin seçiyoruz? Neye göre seçiyoruz? Öncelikle herkese ortak faydası olması için. Mesela öğrenci arkadaşlarımız İngilizce speaking derslerinde bu tarz sorulara muhatap olacaklardır. İşledikleri ünitelere göre. Yani işlediğimiz konular da zaten her sınıf düzeyinde konuşma dersinde çıkabilecek sorularla ilgili. Ha, öğrenci olmayıp ya da öğrenci olup kendisi için konuşmasını geliştirmek için bu videoları izleyen arkadaşlar için de her zaman üzerinde konuşabilecekleri mevzular seçiyoruz. Yani başka insanlarla, yabancılarla ya da İngilizce konuşurken kendilerini ifade etmelerine yarayacak temalar, konular ve cümle yapıları seçiyoruz. Devam ediyoruz. Where do you go shopping? Alışveriş için nereye gidersin? At some fashion boutiques in my neighborhood. Neighborhood mahalle semt. Semtimdeki bazı moda butiklerine giderim. Tabii bu moda butikleri yani İngilizce'de böyle ifade ediliyor. Biz mesela ne diyebiliriz? Alışveriş dükkanlarına ya da alışveriş merkezlerine gidebilirim olarak da algılayabilirsiniz. Are there many shops in your neighborhood? Senin muhitinde ya da sizin, biliyorsunuz İngilizce'de you hem sen hem siz anlamında resmi olarak, formal olarak kullanılıyor. Sizin muhitinizde ya da senin muhitinde çok alışveriş dükkanı var mı? Ya da alışveriş edilebilecek çok dükkan var mı? Yes, evet. My area is the city center. Benim bölgem şehir merkezi. Ya da ben şehir merkezinde yaşıyorum. So, dolayısıyla. So'dan sonra daima İngilizce'de sonuç cümlesi kullanılır. I have many choices of where to shop. Nerede alışveriş yapabileceğim konusunda ki Türkçe'ye daha düzgün ifade edebilirsek alışveriş yapılacak yer konusunda of bunu veriyor konusunda ya da e dair anlamını birçok seçeneğim var. Choice seçenek. Do you spend much money on shopping? Alışverişe çok para harcar mısın? Yes. And I'm usually broke at the end of the month. Evet ve genellikle ben broke meteliksiz demektir. Beş parasız, hiç param kalmaz anlamında. I'm usually broke at the end of the month.
Genellikle ayın sonunda meteliksizimdir ya da parasız kalırım. Do you usually shop online? Ha, internet alışverişi yapar mısın? Bunu da böyle söylüyoruz. Shop online ifadesiyle. Başka nasıl olabilirdi? Do you usually shop on the net de olabilir mesela. Ama en çok kullanılan ifade shop online. What items? Item mal ya da eşya demek. Satın alınan unsur anlamında kullanılır item. Genellikle online shopping yapar mısın? Neler satın alırsın? Biz item'ın mal, eşya satın alınan unsur olduğunu bileceğiz ama Türkçe'de en güzel böyle ifade ederiz. Neler satın alırsın ya da hangi eşyaları, hangi malları satın alırsın? Yes, evet diyor. But not really often. Ama çok sık değil gerçekte. I only buy furniture online. Ben sadece mobilya alırım online. Ya da internetten sadece mobilya alırım. What's the difference between shopping online and offline? Ha, internetten alışveriş shopping online. Offline de çevrim dışı. Yani tek kelime istiyorsanız buna karşılık çevrim dışı. Türkçe'de nasıl en güzel ifade edilir? İşte mağazadan almak olarak. What is the difference? Fark nedir? Between shopping online and offline. İşte internetten alışverişle mağazadan alışveriş arasındaki fark nedir? Unlike shopping offline, mağaza alışverişinden farklı olarak, unlike farklı olarak, you cannot try on the pieces of clothes. Try on denemek demek. Pieces of clothes yani giysi kıyafet parçaları birebir İngilizce'de karşılaştırırsanız ama yani hani parça derken nedir mesela ceket, pantolon, o bu gibi. Ama biz bunu Türkçe'de direkt mesela kıyafetler olarak ifade ediyoruz. You cannot try on the pieces of clothes. Sen diyor kıyafetleri deneyemezsin. Or check the material ya da kumaşı kontrol edemezsin. Hani malın kalitesini when shopping online alışveriş yaparken. Ve diyalogumuz burada son buluyor. Şimdi dediğim gibi ben her bir cümleyi okuduktan sonra bir miktar duracağım. Çünkü arkada mutlaka sizin de aynı cümleyi okumanızı istiyorum. Unutmayın, unutmayın. Cümleleri ve kelimeleri, İngilizce cümle ve kelimeleri ağzınızdan sesli sesli çıkarmadıkça hiçbir zaman İngilizce konuşamayacaksınız. Ve bir kere çıkarmak da yetmiyor, bol tekrar yapmanızı da şiddetle öneriyorum. Pardon, başlıyorum şimdi. Do you like shopping? Yes, I am a shopaholic. What do you usually shop for? I usually shop for clothes. I'm a big fashion fan. Where do you go shopping? Some fashion boutiques in my neighborhood. Are there many shops in your neighborhood? Yes, my area is the city center. So I have many choices of where to shop. Do you spend much money on shopping? Yes, and I'm usually broke at the end of the month. Do you usually shop online? What items? Yes, but not really often. I only buy furniture online. What's the difference between shopping online and offline? Unlike shopping offline, you cannot try on the pieces of clothes. Or check the material when shopping online.
Şimdi bir de bölmeden tamamını söyleyeceğim. Unlike shopping online, you cannot try on the pieces of clothes or check the material when shopping online. Evet, bu videomuz da burada sona eriyor. Dediğim gibi hep bir tema seçerek ve bu şekilde herkese lazım olabilecek konular üzerine bu oynatma listesine sürekli video eklemeye devam edeceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.